Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi işbirliğinde Hitit tabletleri yapay zeka ile analiz ediliyor. Dünyada ilk olan projeyle 500 tabletin okunmasında %75 başarı sağlandı. Binlerce yıllık tarihi yapılardan elde edilen veriler kurulacak Hitit dijital kütüphanesi ile hizmete sunulacak. Tarih teknolojiyle buluştu. Binlerce yıllık Hitit tabletleri yapay zeka yöntemiyle okunmaya başlandı. Çok önemli noktalara geldik. Belki dünyada ve arkeoloji tarihinde çok önemli bir çalışma bu şekilde imza atmış olacağız. Bu tabletlerin çözülmesi ve bilime kazandırılması son derece önemliydi. Ankara Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Hititçe tabletler için proje geliştirdi. Dünyada ilk kez çivi yazılı Hitit tabletleri yapay zeka kullanılarak okunmaya başlandı. İlk aşamada 500 tabletin okunmasında %75,66 başarı sağlandı. Uluslararası anlamda çok fazla işbirliği ve ortaklık teklifi alıyoruz. Bu da bizi çok sevindiriyor. Ne kadar çok Hititçe tableti dijitalleştirip yapay zekayı öğretirsek o derece başarı elde edeceğiz ve bu yüzdelik dilimini daha da arttıracağız. Projeyle binlerce yıllık tarihi vesikaların çözümlenmesi kolaylaşacak. Bu sayede tablet okumaları ve yayınları da hız kazanacak. Hititolog hocalarımızın aslında tabletleri okuma sürecindeki yaptığı bütün aşamalar tek tek biz makineye öğreterek aslında gerçekleştiriyoruz. Ve böylece tabletlerimiz hızlı ve verimli bir şekilde okuma sürecine tabi tutulacak. Yapay zeka çalışmaları tamamlandığında elde edilen veriler sözlük haline getirilecek. Tarihe ışık tutacak bu bilgiler Hitit Dijital Kütüphanesi ile hizmete sunulacak. Çivi yazılı Hitit tabletleri Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Çorum Müzesi envanterinde bulunuyor. Hitit tabletleri yapay zeka ile analiz ediliyor. Dünyada ilk olma özelliğini taşıyan projeyle 500 tablet başarıyla okundu. Muhabirimiz Ahsen Erdem konuğuna soracak projenin detaylarını. Hemen onlara kulak verelim. Ahsen Erdem. Evet, dünyada bir ilk, binlerce yıllık Hitit tabletleri yapay zeka yöntemiyle okunmaya başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi işbirliğindeki proje kapsamında ilk etapta 500 tabletin okuması tamamlandı ve projenin ilk aşamasında %75,66 oranında bir başarı elde edildi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki çivi yazılı tabletlerin 3 boyutlu olarak okunması ve Boğazköy tabletlerinin yapay zeka tarafından okunması proje koordinatörü ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Özlem Sirgavaz yayın konuğumuz. Sayın Gavaz, öncelikle proje neden başlatıldı? Tabletlerin okunması için hangi avantajları sağlayacak? Detaylar alabilir miyiz? Öncelikle çok teşekkür ederim bu yayın için. Tabii proje şu sebepten başladı. Çünkü biz çivi yazılı tabletlerin okunması süreci gerçekten çok uzun ve zahmetli bir süreç. Özellikle manuel olarak okunma süreci ve binlerce tablet var ve yıllardır bu çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda hata payı da açık oluyor tek bir kişi gözüyle bakıldığında. O sebepten dolayı bizler dünyada daha farklı dillerde örneklerini gördüğümüz bu yapay zeka projesini araştırdık ve acaba biz Hititçe tabletlere bunu uygulayabilir miyiz diye düşündük ve bu sebeple de projeye başladık. Peki yapay zeka yönteminden bahsediyoruz. Yapay zeka yöntemi nedir? Tabletler hangi işlemlerden geçiyor? Tabletler öncelikle dijitalleştiriliyor. Yüksek çözünürlüklü olarak fotoğraflandırılıyor, 3D olarak taranıyor. Sonrasında bunları biz yapay zekayı öğretme sürecinde tek tek hece işaretlerini kodluyoruz. Biz buna haritalandırma sistemi diyoruz. Etiketlediğimiz tabletlerin daha sonra veri setleri oluşturuluyor. Bu veri setleri üzerinden yapay zekaya gönderiyoruz ve sonrasında da yapay zeka bize bir başarı yüzdesi gönderiyor. Tabii aslında bir çözümleme yapıyor. Yani tabletlerin dilinin, çivi yazısının günümüz Latin diline, yani biz buna transliterasyon diyoruz, bu şekilde bir çözüm